Bahar geldi, çiçekler açtı. Neden kaybettim topraktaki canlılığı hatırla. Tabiat bütün güzelliklere gebe kalırdı. Yaşlanmış hissetmek insana yaşlanmaktan pek hala daha ağır gelir. Kutsaldır benim her bir karışım. Var mıdır dünyada benim gibi kıymetli, ben vatanı, vatan yapan toprağı? Beliran. Beliran. Evet, sen yaptın. Yani ben de sen buraya... Sen ne hissettin diyelim. Buraya da geleceğimi bilmiyorum hani yazarken onu. Herhalde bir kutağım olsaydı 24 saat maşallah konuşacaktı ya. Müdürümüzü herhalde programına sana çağırdı. Ne konuştunuz merak ettim ben. Açıkçası ben yazdığım şeylerin kitap olmasını hiç düşünmemiştim. Ama kitap olması bence bu fikir çok güzeldi. Bizi de mutlu etti. 149 kişiyi de mutlu ettiğini düşünüyorum. Bizim için bir deneyim oldu, bir hatıra. Bence çok güzel bir şeydi. Normalde yazıyordum böyle. Konular gelince falan her zaman yazıyordum. Sonra kitapta kendi yazımı görünce böyle hani bir kitaba basılmış olması gerçekten insana mutluluk veriyor. Sonuç olarak kayda değer şeylerin bir kitapta basılması gerçekten öğrenciler için çok güzel bir şey oldu. Öncelikle tebrik ettiler. Ben de çok şaşırmıştım hani kitapta kendi eserimi görünce. Devamını getirmelisin dediler. Öncelikle bu projenin kitaplaştırılacağını bilmediğimiz birkaç ay önceki süreçte okuldaki edebiyat öğretmenlerimiz, okul idaremiz bizlerden eserlerini topladı. Okul için çıkarılacak bir bültende, Bengi projesi kapsamında. Biz eserlerimizi kendilerine verdikten sonra okul içerisindeki bültenlerde eserlerimizi gördük. Üzerinden bir süre geçtikten sonra eserlerimizin bir kitap üzerine toplanılacağından sonradan haberdar olduk. Kitabı elimize aldığımızda mutluyduk. Öncelikle eserlerimizi öğretmenlerimize verdik. İlçeye gönderilmiş kendi eserlerimiz. Sonra da kitaplaştırılmış, bu şekilde devam etti. Cavit Kırcı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, yönetici olarak Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapmaktaydı. Proje, Balıkesir Valiliğimiz tarafından, Sayın Ersin Yazıcı tarafından başlatılmış olan Balıkesir'de Eğitimin Niteliğini Geliştirme ve İzleme Projesi, kısaca Bengi Projesi kapsamı adı altında, okullarımızda başlayan bülten faaliyetleriyle beraber başladı. Daha sonra bu eserlerden seçilen seçkiler, bülten komisyonumuza ulaştırıldı. Bülten komisyonumuz tarafından seçimi yapıldı, redaksiyonu gerçekleştirildi ve akabinde de kitaplaştırıldı. Okullarımızda yaklaşık olarak 750 kadar öğrencimiz eser yazımına katılmıştır. Bülten komisyonumuza toplam 149 eser gönderilmiş olup 149 eserin tamamı redakte edildikten sonra kitabımıza kayda değer olarak yer almış ve kalıcı bir hale gelmiştir. Yusuf Koç, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü. Balıkesir Valiliğimizin 3 yıldır yürütmüş olduğu Bengi Projesi kapsamında biz de Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak değerlerimizle adım adım projesini geliştirdik ve bu proje kapsamında 33 tane okulumuzda, ortaokul ve liselerimizin tamamında yılda 2 kez 2 dönem okul bültenleri ve dergileri çıkarmaktayız. Bu dergilerde, bültenlerde öğrencilerimizin tabii ki yazıları vardı. Biz de buradan hareketle dedik ki öğrencilerimizin eserlerini, yazılarını bir kitapta herhalde toplarsak belki geleceğin yazarları buradan yetişir. Öğrencilerimizin yazarlık konusunda önlerini açmış oluruz diye düşündük. Bu düşünceyle yola çıktık ve şu anda elimizdeki Kayda Değer isimli kitabımız 149 tane öğrencimizin içinde yazısı var. Öğrencilerimiz somut bir şekilde ellerine aldıkları kitapta artık kendilerini bir yazar olarak gördüler. 149 tane öğrencimiz artık onlara biz yazar da diyebiliyoruz. Olumlu tepkiler aldık. Amacına ulaştığını düşünüyorum. Bu Kayda Değer isimli kitaptan 1000 adet bastırdık. Bunu öğrencilerimize, eğitim camiasına ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine göndermeyi düşünüyoruz.